Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bugün bu videomuzda sayı kesir problemlerinden 9. testi işleyeceğiz. Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabında. Hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız ilk sorumuzda testimize başlayabiliriz. Evet, şimdi şöyle yaklaştıralım sorumuzu. Bir halk oyunları gösterisi için ekip oyuncuları daire şeklinde diziliyorlar. Bu oyunu izlemeye gelen Berat ve Özlem oyun ekibinde kaç kişi olduğunu bulmak için farklı kişilerden başlayarak aynı yönde oyuncuları saymaya başlıyorlar. Berat'ın saydığı 7. kişi, Özlem'in saydığı 15. kişidir. Bakın şimdi Berat'ın saydığı 7. kişi gençler. Özlem'in saydığı kaçıncı kişiye denk geliyormuş hemen gösterelim. Özlem'in saydığı 15. kişiye tekabül ediyormuş. Ve Berat'ın saydığı 22. kişi ise Özlem'in saydığı 6. kişiye denk geliyormuş. Şimdi bu ne demek? Önce soruyu da şöyle gösterelim. Bir halk oyunları ekibi var. Bunlar arkadaşlarım şu şekilde yuvarlak çizmişler. Böyle etrafına toplanmışlar. Halk oyunları sergileyecekler. Tamam mı? Şimdi Berat ve Özlem aynı yöne doğru saymaya başlıyorlar. Bakın aynı yöne doğru. Berat'ın saydığı 7. kişi dediği kişi Özlem'in saydığı 15. kişi oluyor. Berat'ın 22. kişi bu dediği kişi de Özlem'in 6. kişisi olmuş oluyor. Şimdi buna göre demiş bu halk oyunları ekibinde toplam kaç tane oyuncu vardır diye soruluyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar hemen şunu yapacağız. Dikkatli dinliyorsunuz bakın. 7. kişiden 22. kişiye geçerken kaç tane kişi saydı bunu bulacağız. Kaç kişi sayar arkadaşlar? 15 kişi sayarsa 22. kişiyi bulur. Şimdi bu da 15. kişinin üzerine 15 kişi saymış olaydı. Çünkü bunlar aynı kişiler. 30. kişiyi bulmalıydı. Bulmalıydı ama 6. kişiyi bulmuş. Demek ki belli bir miktar gittikten sonra başa düşmüş. Başa sarmış. Başa sardığına göre başa sardıktan sonra 6 kişi saymış. Şimdi 30 kişi olması gerekiyor normalde. 30 numarayı bulması gerekiyor ama 6'yı bulmuş. O zaman bu grupta kaç kişi varmış? 24 ki 24'ten sonra başa sarmış 6 tane daha saymış. Cevabımız C seçeneğiydi. İkinci soru. Doğan kızının doğum gününde evinin bahçesine 8'er kişilik 4 tane masa açmış. Şimdi 8'er kişilik 4 tane masa açtığına göre toplam 32 tane servis açacak. 32 servis. Pekala. Her masaya 8 tane tabak, 8 bıçak, 8 çatal ve 8 kaşık koyması için kızı Filiz'i görevlendirmiş. Filiz bazı servislerde bıçak, bazılarında çatal ve bazılarında ise kaşık koymayı unutmuş. Filiz'in açtığı servislerden 27 tanesinde çatal, 23'ünde kaşık, 19'unda bıçak bulunmakta. Şimdi normalde 32 servis var. Demek ki 5 tane çatalı koymayı unutmuş. Daha sonrasında 9 tane kaşık koymayı unutmuş Filiz. Ve 32'den 19'u çıkardınız. 13 tane de bıçak koymayı unutmuş arkadaşlar. Demiş ki Filiz en az kaç tane servisi tam açmıştır? Şimdi en az kaç tane servisi tam açmış diye soruluyor. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. Bu bıçak koymayı unuttuğu servislerle kaşık koymayı unuttuğu servisler farklı servisler olsun. Aynı şekilde çatal koymayı unuttuğu servisler de farklı servisler olsun ki tam açtığı servisler daha az çıksın. Yani 5 ile 9'u toplayın 14. 13 daha 27 servisi eksik açmış. O zaman en az toplam 32 servis vardı ya 27'sini eksik açtığına göre 5 tanesini tam açmıştır deriz. Cevabımız da B şıkkı olur. Devam ediyorum gençler. 3. sorumuzda. Bir GSM operatörü internet paketleri ile ilgili yaptığı kampanya dahilinde müşterilerine aşağıdaki 3 paketi sunmakta. Altın paket 15 GB internet veriyor. Artı 5 GB da yanında internet veriyor. Hediye olarak. Gümüş pakette 10 GB internet var. Ve bronz pakette de 5 GB internet var. Bu operatör altın paket satın alan müşterilerine aldıkları pakete ilave olarak 5 GB internet hediye etmekte. Kampanya başladıktan sonraki 1 saat içinde toplam 11 tane internet paketi satılmış. Ve hediye edilen kısım dışında müşteriye toplam 90 GB internet hizmeti sunulmuştur. Yani şu hediyeler hariç, şu hariç toplamda 90 GB'lık paket satışı gerçekleşmiş. Bu 1 saat içinde hediye edilen internet miktarı yani şu arkadaşlar
1 saat içinde satılan gümüş paketlerin içerdiği toplam internet miktarının 1/3'üne eşitmiş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bakın çok dikkatli dinliyorsunuz. Şu hediyeler şurada satılanların 1/3'üne eşitmiş. Yani örnek veriyorum. Eğer burada 30 GB gibi bir internet satıldıysa, ki 20 GB satılamaz. Yani niye? Çünkü 20'yi 3'e bölemezsin. Onu 3'e bölemezsin. 30 GB veya 60 GB olacak. Varsayalım ki 30 GB internet satıldı. 30 GB'ın 1/3'ü 10 GB'tır. Ve 10 GB hediye internet varsa demek ki bu paketten 2 tane satılmıştır altın paketten. 2 tane satıldığına göre demek ki altın paketten de 30 GB internet verilmiş. Şu esas kısmında. 30 bunda 60 yaptı. Demek ki o zaman bundan kaç tane satılmalı? 6 tane de bundan satılmalı ki 5 kere 6'dan 30 gelsin. Şimdi ne dedik? Şundan 3 tane satıldı gümüş paketten, çünkü 30 GB dedik. Bundan 2 tane satıldı, etti 5. 6 tane bundan satılırsa 11 tane diyor mu? Ediyor. O zaman bu 1 saat içinde satılan bronz paket sayısı kaçtır diye sorulmuştu. Ben bronz paket sayısını 6 demiştim. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 4. sorumuzda. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir parkurun kenarları üzerinde yürüyerek bir tur atacak olan Akif parkurun bir köşesinden hareket etmiş. Şimdi bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Şöyle yaptığımda çizebiliyor muyum? Çizemiyorum. Şöyle yapalım. Özelliği kapatmışız. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Ve bu dikdörtgeni çizdikten sonra gençler, bu adam bu parkurun bir köşesinden başlamış hareket etmiş. Akif bir turluk yolun 9/10'unu yürüdüğünde parkurun köşelerinden birine gelmiş. Şimdi buradan hareket etti ya, varsayalım ki şu tarafa doğru gidiyor. Tamam mı? Ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru gidiyor. Ve gençler bir köşesine geldiği zaman yolun 9/10'unu gitmiş oluyor. 9/10'unu gittiyse ne kadarını gitmemiştir? 1/10'unu. O zaman ben buraya K dersem, çünkü buraya gitmemiş. Karşı tarafta K olur. Mesela buralarda kaç olur? 4K'ya 4K olur ki toplamı 10K gelsin. Şimdi bana diyor ki parkurun dik kenarlarının uzunlukları oranı hangisi olabilir? Bak zaten 1/4 veyahut 4/1. 4/1 4 yapar. Cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olur. 57. sayfamdayım. 5. soru. Çok ama çok güzel bir soru. Şekildeki küp biçiminde kutuların 3 özdeş taşıma arabasında oluşturduğu boşluk ve taşmalar gösterilmiştir. Hem mavi kutular hem de pembe kutular kendi aralarında özdeş olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyeceğim. Bunların hepsi birer küp. Yani bütün ayrıtları birbirine eşit. Bunu unutmayalım. Mavi küplerin bir ayrıtına m dersem, pembe küplerin bir ayrıtına p dersem, maviyi koyunca 11 birimlik boşluk kalmış, pembeyi koyunca 15 birimlik boşluk kaldığına göre demek ki mavi pembeden 5 birim daha geniş. O halde arkadaşlar şu kısma bakalım. Şuradan şuraya, yani tabandan bu şeyin, taşıma arabasının en üstüne kadar olan mesafe 2 tane mavi ve 24 birimden oluşuyor. Eşittir diyorum. Şimdi yandakine bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane pembe. 4 tane pembe artı 2 birimden oluşuyor. Şimdi ben mavinin P artı 5 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mavi gördüğüm yere P artı 5'i monte ederim. Artı 24 derim. Eşittir 4P artı 2 gelir. Buradan 2P artı 10 artı 24'ten 34'ü yakalarız. Eşittir 4P artı 2 deriz. Buradan 2P eşittir 32 gelir. Ve P eşittir 16 olmak zorundadır. P 16 ise mavi de 21'dir. Şimdi x ile y'nin toplamı sorulmuş. X şurası arkadaşlar, y de şurası. Öncelikle maviyi koyduktan sonra şurada 10 birimlik bir boşluk kalıyordu gördüğün gibi. Pembenin de ben 16 olduğunu buldum. Ne kadarı taşmıştır o zaman? 6 birimi taşmıştır. Yani y eşittir 6'dır. Bu 1. İkincisi, şunun yüksekliğine bakacağız şimdi. Bunun yüksekliği 2m artı 24'tü. M kaçtı? 21. 2 kere 21. 42. 42'ye 24 eklersen bunun yüksekliğinin 66 olması gerektiğini görürsün. Ve daha sonrasında şunun yüksekliği 21'di. Bununki de 16'ydı. 21, 16 daha 37 yapar. Ben 66'dan 37'yi çıkarırsam 29'u bulurum. Ve demek ki x de 29 olacaktır deriz. X 29'muş, Y de 6'ymış. Bunları toplarsanız doğru cevabın 35 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirsiniz. Ve devam, 6. soru. Farklı iş yerlerinde haftanın 5 günü çalışan Hakan ve Hasan'ın çalışma saatlerinin bir kısmı aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Hakan burada bu saatler çalışmış. Bakın pazartesi 8 saat, salı A saat, çarşamba 3B saat gibi.
Hakan ve Hasan'ın çalıştığı her saat için sırasıyla 60 ve 100 lira aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Hakan'ın çalışma saatine 60 lira, Hasan'ın saat ücretine de 100 lira diyelim. Hakan'ın haftalık çalışma saati, Hasan'ın haftalık çalışma saatinin 5/4 katıdır. Bu cepte dursun. Hakan'ın salı günkü kazancı A saat çalışmıştı. Hasan'ın cuma günkü kazancına bu da B saat çalışmıştı. Bakın A saat çalıştığına göre saatte 60 lira kazanıyordu. Dolayısıyla ben diyeceğim ki şunu şöyle bir çekelim isterseniz. Hop. Ve şuraya yazalım. 60 ile A'yı çarpıyorum. Bu Hakan'ın kazancı. 100 ile B'yi çarpıyorum. Bu da Hasan'ın kazancı. Şimdi A ile B arasındaki bağıntıyı bir bulalım. Sıfırlar bir gitsin. Gittiler. 2'ye böldüm 3A. 2'ye böldüm 5B. O halde arkadaşlar ben diyorum ki A kısmına ben 5K derim. B kısmına da 3K derim. Böylelikle 3A 5B'ye eşit olmuş olur. O halde A kaçtı? 5K'ydı. Buraya 5K yazdım. B kaçtı? 3K'ydı. Buraya 9K yazdım. B 3K'ydı. A da 5K'ydı. Buraya 10K monte ettik. Pekala. Şimdi gelelim şu ikinci verdiği bilgiye. İkinci verdiği bilgi de Hakan'ın haftalık çalışma saati 8. 10, 18 yapar. 8 daha 26 artı 9K, 5K daha 14K yapacaktır. Bunu ben gidiyorum. 7, 8, 4 daha 19 yapar. 19 artı 13K'ya bölüyorum. Bunun da ne gelmesi lazımmış? 5/4 gelmesi gerekiyormuş. O halde arkadaşlar içler dışlar çarpımı işimizi görür. Yapalım. 4 kere 26 104 yapar. Artı 4 kere 14 56K yapar. Eşittir. 5 kere 19 95'tir. Ve 5 kere 13'te 65K yapar. 56K'yı bu tarafa attım, 9K geldi. 95'i diğer tarafa attım, 104'ten 95'i çıkardım, 9 geldi. Demek ki K kaçmış? 1'miş. K 1 ise burası 5'tir, burası 9'dur, burası 10'dur, burası da 3'tür arkadaşlar. Hasan'ın haftalık kazancı sorulmuş. Hasan haftada ne kadar saat çalışmış? Şu kadar saat çalışmış. K1'de unutmayın. Yani toplamda 32 saat çalışmış. Ve 32 saat çalışarak saatte 100 lira alıyorsa demek ki bir haftada 3200 TL'yi cebine koymuştur Hasan. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasın. Cevap Denizli'ymiş. Evet, devam ediyorum 7. sorumuzdan. Eşit aralıklara ölçeklendirilmiş şekildeki kontrol düğmesiyle bir derin dondurucunun sıcaklığı ayarlanmakta. Derin dondurucu herhangi bir sıcaklıktayken Remzi sıcaklığı ard arda 2 kez o anki halinin 2 katının bir fazlasını ayarlamış. Yani örnek veriyorum, eksi 2 dereceyken en başta bunun 2 katı eksi 4, 1 ekledim eksi 3 dereceye ayarlamış. Eksi 3'ün 2 katı eksi 6, 1 ekledim eksi 5 dereceye getirmiş. Hep bu şekilde ilerliyormuş. Remzi'nin ikinci ayarlaması derin dondurucunun sıcaklığını mavi bölgeye getirmiş. Bakın Remzi'nin ikinci ayarlaması şu. Remzi'nin ikinci ayarlamasında bir önceki sıcaklığa ben eğer C dersem 2 katının bir fazlasına getirmiş ve bu da mavi bölgeymiş. Yani -36 ile -32 aralığındaymış. -36 daha küçük, dolayısıyla sola yazdım, az daha sağa yazıyordum. Pekala, 1 çıkaralım. -37 küçük veya eşittir 2C, bu da küçük veya eşittir -33 diyelim. Ve 2'ye de bölerseniz arkadaşlarım C'yi yalnız bırakmış oluruz. Yani bir önceki sıcaklığın nerede olduğunu bulmuş oluruz. -37'yi 2'ye bölerseniz -18,5 yapar. -33'ü 2'ye bölerseniz -16,5 yapar. Pekala, şu an C'nin -16,5 ile -18,5 arasında olduğunu bulduk. Demiş ki ikinci ayarlama eğer o anki sıcaklığın 11 derece fazlasına yapılsaydı. Şimdi ne yapıyoruz? 11 ekliyoruz. 11 ekle -7,5 küçük veya eşittir C artı 11. O da küçük veya eşittir 11 eklerseniz -5,5 yapar. -5,5 ile -7,5 aralığı bakın şu aralıkta bir yerdedir. Yani nereye tekabül ediyor? Sarı bölgeye. Sıcaklığı hangi renkli bölgede olur demiş. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve videomuzun son sorusu. Gümüş ya da altını ince tel haline getirerek örmeye telkari denir. Bir telkari firmasının K ve L olmak üzere 2 tane imalat dükkanı ve her dükkanda 15'ten daha az işçisi bulunmaktadır. 15'ten az işçi bulunuyor. Bu telkari firmasına gelen 200 parça gümüş hafta içinde hazırlanması için K ve L dükkanlarına aşağıda verilen bilgilere göre paylaştırılacaktır. Şimdi bilgilerimizi okuyacağız tek tek. Gümüşlerin bir kısmı K dükkanına, kalan kısmının tamamı da L dükkanına gönderilmiş. Tamam. Yani açıkta kalan gümüş olmamış. Her iki dükkanda gelen gümüşleri çalışanlarına eşit ve en çok sayıda olacak şekilde dağıtmış. Eşit ve en çok sayıda olacak şekilde. Yani kaça bölünebiliyorsa
maksimum 10'a bölmüş ve dağıtmış arkadaşlar. Paylaşım sonunda artan gümüşler bir sonraki haftaya bırakılmış. Demek ki artan gümüşler olabiliyor. Ve bunu da bir sonraki haftaya aktarıyorlar. Pekala, L dükkanına 82 parça gümüş verilmiş. Ve parçalar işçilere dağıtıldıktan sonra bir sonraki haftaya 4 parça gümüş artmış. Şimdi 82'den 4'ü çıkarıyorsunuz. Demek ki 78 tanesi dağıtılabilmiş. Demek ki benim bu dükkandaki işçi sayım 78'in bölenlerinden bir tanesi. 78'i ben çarpanlarına ayırırsam 2 çarpı 3 çarpı 13 yapacaktır. Yani bu dükkanda 2 tane sevgili arkadaşlar çalışan olabilir. 3 tane çalışan olabilir. 13 tane çalışan olabilir. 6 tane çalışan olabilir gibi gibi bunları değişken değişken gösterebiliriz. İki dükkanda da toplam 22 işçi çalıştığına göre K dükkanında işçilerin her birine kaç parça gümüş düşmüştür? Şimdi ben diyorum ki bu L dükkanında 2 tane çalışan olamaz. Çünkü burada 2 çalışan varsa diğer dükkanda toplam 22 çalışan olduğu için 20 çalışan olacaktır. Ama her iki dükkanda da 15'ten az işçi çalışıyor. O zaman 3 de olamaz. 6 olabilir. Ya 6'şer kişiye herkese 13'er tane düşmüştür. Ya da 13'er 13 tane işçiye herkese 6'şer tane gümüş düşmüştür. Tamam. Yani bunlardan ikisi. Şurası işçi sayısı. Şurası gümüş, düşen gümüş sayısı. Pekala. Şimdi diyorum ki eğer ki L dükkanında 6 kişi varsa 22'den 6'yı çıkarıyorsunuz. Diğer dükkanda 16 kişi vardır. Ve 82 parça gümüş L dükkanına verildiğine göre 200'den toplam gümüşten 82'yi çıkarırsanız 118 tane gümüş de K dükkanına düşecektir. Şimdi 16 tane işçi vardır dedik ya. Gerçi bu da olamıyormuş çünkü 15'ten az işçi vardı. Kusura bakmayın. O zaman kesinlikle ama kesinlikle 13 tane işçi vardır diyebiliriz biz L dükkanında. Madem öyle 13 tane işçi varsa diğer dükkanda 9 tane işçi vardır. Ve ben 118'i 9'a böleceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü K dükkanındaki çalışanlara kaçar tane gümüş düştüğünü öğrenmek için. 118'i 9'a bölerseniz 1, 9, 2, 8, 3, 27, 1. Kaçar tane gümüş düşmüş arkadaşlar? 13'er tane gümüş düşmüş. Cevabımız da Edirne seçeneği olur böylelikle. Evet gençler, videomuzun ve bu sayfamızın da sonuna geldik. Bir diğer sayfada ve bir diğer videoda 10. testte sayı ve kesir problemlerinde görüşürüz. Sayfa numaraları da 58-59 olacak. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.